Metin Kaplan da ordular arası dünya şampiyonu. Avrupa şampiyonluğu Avrupa var. şampiyonu. Peki İzmir'de güreşe bir renk getirdi mi? Tekrar özlenen eski yıllarına geri dönecek mi güreş Tabii İzmir'de? şimdi Bunun ışıkları gözüküyor mu? Metin Kaplan Bey, yani başkanımız şimdi Niğde'deydi. Niğde'de görev yaptı. Orada büyük tesisler yaptı. Şimdi orada milli takım kampını Niğde'de yapıyor. Evet. Tabii buraya gelme süreci daha yeni oldu, kısa. İnanıyorum ben daha güzel tesisler bırakacak. Yani gençlik spora ait güreş altyapı, yani eğitim merkezi yapacağını umuyorum, düşünüyorum. İlerleyen Tabii yıllarda. bir ilerleyen yıllarda süreç var. Evet. Daha yeni. Bize olan burada şeyi çok, desteği çok. Biz Mükerrem Kıyı Bugün başkanı Mükerrem olan, Kıyı'da aslında tabii. konumuzdu fakat Evet, Mükerrem oğlumun Bey'in kızı da kızı, milli takıma gidiyor evet, tekvando'da. tekvando da Evet. Bugün kampta. derece Kendisine başarılar diliyoruz. başarılar Mükerrem Bey'e de diliyoruz. saygı sevgilerimizi Evet, iletiyoruz Mükerrem Kübra Kıyı'ya. Kıyı'ya. İnşallah iyi madalyalarla döner. Bizi sevindirir. O da katılacaktı, katılamadı. Onu da buradan ben onun adına Soruları siz yapmayacaksınız artık. evet, Evet. ben burada gereken soruları söyleyeceğiz, cevaplayacağız. Tam Metin abimiz Minder, şimdi bizim burada Minder güreşlerimizde baya bir düşüş yaşandı. Evet. Bu düşüşte tabii benim oğlum da güreşiyor. 97'li. O da seviyor. Ama burada tabii anne babayı, velilere çok önemli görev düşüyor. Tabii okulla bir spor yapan kişilerin daha azimli olması lazım. Tabii bunlar da etkiliyor kişileri. Okul saatleri sorunlu. Güreş zamanı kısa oluyor. Tabii çocuk okuldan çıkıyor, geliyor, dersini mi yapsın, spora mı gelsin? Bununla ilgili de bir çalışma, bir düzenleme umuyorum. Yani artık nasıl olur, nasıl eder? Düzenleme aşamasında olur inşallah. İnşallah. Peki yağlı güreş demişken biraz kullanılan malzemelerden bahsedelim. Yağlı güreşte malum güreşçilerin giydiği bir kısvet var. Bu kısvetin deseni neyi ifade eder? Nasıl olur? Nedir? Ne değildir bu? Biraz Evet, bilinçlenelim yani. Biraz yani bu bizi tabii bilinçlendirin. bizim şimdiki yeni nesile göre daha önceden bunlar manda derileriyle olan yapılan bir Malzeme. işlenen, elle yapılan, Evet. işte pehlivanın giyen kişinin, güreşçinin ölçülerine, edabına göre işlenip elle, yani bu göz emeğiyle olan şey. Ama şimdi şu zamanlarda daha çok dana derisi, daha Evet. hafif. Şimdi manda derisi 9 kilo. Evet. Yani bir güreşçinin üstünde çok bir yük, büyük yük. Tabii dana derisi 2 ile 3 kilo arası hafif oluyor, daha kullanışlı oluyor. Tabii bunun süreci aynı, dediğim gibi elle işleniyor. Bunların ustaları esas, yani bunu yapan bir gada İrfan ustamız vardı. O bıraktı, yapmıyor. Sonra bir daha başladı falan sağlık nedeniyle. Evet. Yani şimdi Samsun'da yapan kardeşlerimiz var. İşte Uğur var, Uğur Kesen. Ondan Uğur sonra Kesen'e de buradan evet, saygı ve sevgilerimizi sevgilerimizi iletelim. iletiyoruz. Türk güreşine büyük Evet, emeği geçen geçiyor. emektar ustalardan kendisi. Evet. Daha ona benzer 2-3 tane arkadaşımız daha var. Yapmaya çalışıyor. Yapıyorlar. Güzel, yani daha ustalık isteyen bir sanat. Tabii bizim yağlı güreşte onu giyiliyor. Onunla paça, keçebent, işte Evet. bunlar kasnak. Kasnağı kalın oluyor. Vücutu saran yapısı. Ona eski tabirle kurtağızı deniliyor. İşte kısmetin kapandığında kurt ağzı şeklinde bele oturması açısından yağımız oluyor. Tabii Evet. yağ olmazsa olmazlardan zeytinyağımız. Tabii ve davulumuz. Tabii bunlar hep Kırkpınar'ın davul Davulun zurnayı zurnası. konuşacağız. Tabii bunları Davulun zurnaya konuşacağız. gelmeden önce biraz peçementlerden bahsedelim. Biraz bize anlatın, yağlı güreşin içeriğini anlatın. Yani Tabii neden mesela el içeri sokulur? Bu halk arasında böyle biraz espri konusu da olmuş. Yani bunun nedeni nedir orada? evet, şimdi orada Bunlardan bilinçlenelim. evet,
Şimdi orada kısmetin ek yeri var. Evet. Şimdi kalın olan bir kısım. Oradan da kazık oyunu, yani bu kazık oyununu tutmak için de orada ek yerleri var kısmetin. Tabi oraya o oyun için yapılan Bir hamle. işte tabi paçak asla, yani paçayı tutup kazığı tutup, şimdi bunlar hep birbirini tamamlayan şey. Evet. Rakip bastırıldığında, yani alta alındığında, alta geldiğinde kazık vuruluyor, ama bunun amacı tabii ki esprilik bir durumu yok. Orada Evet. bir insanlar birbiriyle Mücadele güç ediyor. harcıyor. Zaten Ciddi bir güreş, mücadele var. tabii güreş güçle ilgili, iki Evet. kişinin birbirine olan bir güç üstünlüğüne yaşanan, kabul ettirilen bir spor dalı. Tabii onun orada bir hoş değil. Herkesin düşünce olarak Evet. tabii ki yanlış düşünenler de var. Özellikle bir de böyle maneviyat yüklü büyük bir Tabii atasporuna bu atasporu yakıştırma bizim tabii muhtemelen. besmele ile Evet. başlanılan, evet yani bunlar salavatla salınan bir sporda böyle şeyler, yani Söz konusu düşünülmesi dahi değil. bile hoş değil yani. Evet, bizi de Tabii. derinden yaralıyor. Evet, Biraz üzüyor. Kırkpınar tarihinden bahsedelim isterseniz. Kendinize örnek aldığınız bir şahsiyet var mı? Kırkpınar'a ilk ne zaman gittiniz? Tabii Bunlardan. Kırkpınar'a ben 1992-93 yıllarında gittim. İlk o zaman deste büyük boy yapıyordum. Evet. Babamla beraber gittik. Rahmetli Celal amcamız vardı. O da geldiydi Allah rahmet eylesin. Malatya'da. Gittik tabii orada ilk o senelerde Hüseyin Çokal, Denizli'nin başpehlivanı. Zaten Efsanelerden. evet kemer sahibi. Onu görüyorduk, onu beğeniyorduk. Onu örnek alıyorduk. Evet. Yani biz de bir gün başpehlivan olabilir miyiz? İşte yani tabii uzak bir O dönem sabri süreç. geçerlerin dönemi de değil mi Tabii aynı zamanda? çok İbrahim Gümüş, Evet. Magrus diye bilinen, Magnus. işte Saffet Kayalı, Mehmet Güçlü, Yörük Mehmet rahmetli oldu. Buradan Şimdiki başbelan Ali Ali Gürbüz'ün babası Gökçe'nin, Ali Gökçe'nin yok. Recep Gürbüz. O tabii O Recep dönem. Gürbüz, onlar da tabii onlar da vardı. Ben Bunlar da onları var. evet Ali Gürbüz'ün babasını rahmetli Allah rahmet anıyorum. eylesin. Yani yani. Evet tabii o süreçte işte biz dediğim gibi orada deste büyük boy yaptık. Sonra ilerleyen süreçlerde, senelerde çalışmayla küçük orta, işte büyük orta, baş altında güreştik. Baş altında işte yine üçüncü oldum orada. Baş altında 2003-2004. Kaç boy var Kırkpınar'da? Şimdi boy olarak tabii Kırkpınar genel olarak orası 13 boy oluyor. 13 boy oluyor ama tabii bu küçük güreşlerde 11 boy oluyor. Tabii orası daha büyük. 3 gün sürüyor. Cuma'dan sonra başlanıyor. Cuma namazının kılındığından itibaren Yani güreşçilerimiz cuma sorunlar günü cuma başlıyor. namazı kılınıyor. Cuma günü güreş olmuyor, öyle mi? Yani cuma, Cumartesi günü güreşler hayır var. cuma başlıyor. Cuma Cuma başlıyor. namazından sonra başlıyor. Tabii bu 2 senedir cumadan önce başlattılar. Geçmiş federasyonların yanlış bir uygulaması diyeyim. Çünkü bizim atasporumuz maneviyeti çok önemli bir şey. Evet. Şimdi bu tabii büyüklerimiz bunu görüyordur. Geleneğine bağlı Düzeltecekler. kalınarak yapılmasından yana mısınız? Tabii ki yani şimdi cuma namazından itibaren olan bir şey. Yani cuma Evet. namazı kılınır. Orada Dualar edilir. Selimiye Camisi'nde, işte bütün camilerde Hı. Kırkpınar'ın bir özgeçmişi anlatılır. Orada hocamız dua eder Çok güzel. güreşçilere. Şimdi bu dua edilmeden güreşe başlanıyor. Evet. Yani farklı Biraz bir yanlış geleneğinden oldu. evet bir 2 yıldır yanlışlık var. bu böyle oldu. İnşallah bu yıl Bu yıl Sayın yeni Başkanımız, evet, sorular o tarafa doğru gidiyor sohbet yan akışı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde Sayın Hamza Yerlikaya, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya, Federasyon Başkanlığı koltuğuna oturdu. seçildi. İnşallah Hayırlı olur. camianıza hayırlı olması Tabii dileklerimle. hayırlı olur. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Hamza Yerlikaya Başkanımız güreşin içinden gelen, 17 yaşında asrın güreşçisi seçilen bir kişi. Evet. Tabii madalyaları dolu. Bu süreçte bunun iyisini kötüsünü bilen bilgisine sahip. Tabii bunlarla dolu bilgiyi bizle paylaşacağından
Ben çok eminim. Zaten kendisinin de açıklaması var. Antalya'da toplantıda, seminerde konuştu, izah etti. İşte bu Cuma'dan önce güreşilmeyeceğini, Evet. Cuma namazından sonra olacağını kendisi de anlattı. O da kendisi de Geleneğine şikayetçiydi. bağlı kalınarak yapılmasının Tabii adına yani beyanatları var. var. Yani her Anladım. şey kendi özelliğine, güzelliğine göre Evet. hoş Evet. izleniliyor, Tabii yeniliyor. sorular geliyor. Birazdan sorulara geçeceğiz. Böyle bir Fakat sohbetin seyri o kadar güzel ki biraz böyle Türkiye'de kaç yerde yağlı güreş oluyor? Türkiye'de Kaç belediye yapıyor bunu ya da vakıf şimdi yapıyor? tabii Bunlardan şimdi bahsedelim. Neler olabilir? daha Neler söylemek önceden istiyorsunuz? mesela bundan 10 sene 15 sene önce Türkiye'de genel olarak 200-220 güreş oluyordu. Şimdi yanılmıyorsam 150'ye yakın. Tabii Kırkpınar bunların içinde en büyüğü Kırkpınar. Evet. Kırkpınar'dan sonra Tarihi Elmalı, Antalya Elmalı güreşleri geliyor. Ondan sonra tabii Çardak güreşleri var. Çanakkale'nin. Tabii bu süreçte daha da büyüyor. İşte Ankara'da var. Antalya'nın yine Kepez güreşleri, Kumluca güreşleri. Bunlar Evet, büyük güreşler. Belek'te var, değil mi? Belek yapmadı. Yapmadı galiba o zaman. Tabii Serik'te Kağıthane oldu. var. İstanbul Kağıthane Kağıthane. tabii. Kağıthane bölgesinde, şimdi Marmara bölgesinde var. Evet. Karadeniz'de Karadeniz'de evet şimdi daha unutuyorduk. evet. Büyük güreşler oluyor değil mi? Çok güzel güreşler oluyor. Samsun'da oluyor, Evet. Ordu'da oluyor. Mesela Perşembe Yaylası'nda oluyor. Ordu Kumru'da oluyor. Bizim Kerem Kıyı'nın memleketi, Evet. kendisi de düzenliyor. Zaten Güzel, çok güzel güreşler. Şimdi oradaki güreşler seyircisi çok daha başka. müthiş. Elmalı'da da seyircinin yağlı güreşe desteği Tabii çok orada yüksek da Antalya bölgesinde. çok yüksek, Biraz çok sanki güzel. Antalya merkez yağlı güreşin merkezi kaydı gibi. Böyle Yani bir şey var eskiden mı? daha da Antalya'da çoktu. Yani yaygındı. Çok güreşler oluyordu Evet. Antalya'da. Yani şimdi Ali Gürbüz'ün de Arka iki arkaya aldığı senedir başarılar. tabii daha önce de saat devamlı Antalya'da da kemer. Şimdi Ali Gürbüz de oraya bir babasının rahmetli Recep Gürbüz'ün sevgisiyle tabii Evet. buradan dedesi Mehmet Öztürk'e de eski başbelivanlardan. Ona da Mehmet selamlarımı Öztürk yolluyorum. de Onun da Antalya'nın çok sevilen evet o da şahsiyetlerinden. çok katkısı var. O da çok güzel düşünüyor. Yani güreşte canlandırmaya uğraşıyor. Kendisi seviyor güreşleri. Baya bir orası tabii daha bir merkezi. Evet. Antalya'nın. Sevgili Kalay, Hüseyin Siler izleyicimiz bir soru yöneltmiş size. Demiş ki, Sayın Murat Bey, başpehlivanımız Yüksel Kalay bu seneki Kırkpınar güreşlerinde kim başpehlivan olur? Tahmini var mı demiş. Ya şimdi orasının tahmini yani kardeşimiz güzel soru sormuş da tahminle Tahmin de olmuyor olmuyor bu değil mi? işler. Orada tabii bu Nasip bir şey biraz. hem nasip hem Biraz çalışmak istiyor. çalışacaksınız. Çalışmadan İddialı kimse mısınız peki bu seneki tabii Kırkpınar'da? yani ben şimdi her sene iddialı Hazırlanıyor musunuz? gidiyorum. İyi hazırlanıyoruz burada. Çalışma ortamımız müsait. Tabii bunun yağlı antrenmanla ilgili. Şimdi kışın salonda çalışıyoruz. Evet. İşte ağırlığımızı, kondisyonumuzu yapıyoruz ama tabii ki yağlı güreş çimde açık havada olan bir spor. Evet. Bununla ilgili bir sıkıntımız oluyordu. Tabii Metin Bey'in gelmesiyle, İl Müdürümüz Metin Kaplan'ın müdürümüzün gelmesi. gelmesiyle bu bizim antrenman yerimiz, yani yağlı antrenman yapma yerimiz bize bir Olanaklar, fırsat verdi, evet, olanak verdi, fırsatlar sağladı. çoğaldı diyorsunuz. Tabii abi, biz Alsancak Stadı'nda yağlı antrenman yapıyoruz. Yani bu Çok çok güzel. Hangi değerli bir günler şey. yapıyorsunuz? Ekseri Salı Perşembe Salı Perşembe yapıyoruz. günleri orada Tabii yağlı Salı antrenmanlar. Perşembe. Yüksel Kalay, Kerem Kıyı ve Tabii ekibini izlemek isteyenler bekleriz Alsancak her zaman. Stadyumu'na iştirak edebilirler sevgili izleyiciler. Bir soru daha var. Madem konu başpehlivanlıktan devam ediyor. Kerem Ali Bey soruyor Evet. soruyu. Bu yaşta başpehlivan olmak güzel duygu olmalı. Yaş sınırı var mı demiş. Tabii pehlivan. Başpehlivanlıkta bize de iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür Evet. ediyoruz Kerem Ali Bey. Şimdi yaş ve yani yaş sınırı başpehlivanlıkta tabii ki şöyle yani bu genel olarak yani ender 20 yaşının veya 21 yaşının
dolduran kişilerden çok az kişi oluyor. Ama ortalaması bunun 30'a yani 25'e 30 arası başpehlivan olunuyor. Ama olunuyor derken tabii bu baş altında derece yapılıyor. Şimdi onu soracaktım. Yani Evet. zembili alan geliyor mu ben başa göreceğim diye, yoksa Yok öyle. bu Şimdi sıralama nasıl? bu sıralama, şimdi orada bir hakem heyetimiz var. Evet. Oradaki belirli unsurlar var. O unsurlara göre şimdi baş pehlivanlar, baş altı pehlivanları, büyük orta pehlivanları, bunlar zaten Türkiye genelinde belirli. Yani bunların sınıflandırması, kategorisi belli. Şimdi bu Evet. bellilik oranında birisi gelip de ben büyük orta baş altı baş yapabilirim diye bir şey sunamıyor. Tabii bir aşağıda derece yaparsa uygun, yani derece boyunda, kendi boyunda derece yaptığında bir üst boya çıkıyor. Baş pehlivanının sınırı da şimdi bu yeni yasaya göre 45'te güreş hayatı bitiyor. 45 45 yaşında yaşından tabii sonra güreşemiyorsun. yok. Peki yağlı güreşin başına sayın efsanevi güreşçi Ahmet Taşçı getirildi. Evet. Ahmet Taşçı için söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Güreşin içerisinden gelen birisi. Tabii şimdi Ahmet Soyunma yerleriniz, giyinme ustamız Ahmet yerleriniz, dinlenme Taşçı'mız. alanlarınız. Bunların sıkıntıları bilen, baş pehlivanın sıkıntılarını bilen birisi. Evet. Yani Ümitli içinden misiniz? gelen. Tabii şimdi ilaç olur nitelikte. Bilen 12 kere final yapmış bir kişi. Kemer sahibi. Tabii bunlar kendi açısından güreş camiasına olan Kırkpınar'a ve yağlı güreşe verebileceklerinden ben eminim. Tabii bu soyunma odaları ile ilgili onlar gereken şeyleri görüşürler. Yaparlar. Tabii sıkıntı var yani oradaki Edirne'de, Edirne Sarayı'nda büyük büyük güreş Evet. sahamız var orada ama soyunma odaları baş pehlivanların Yeterli değil, değil mi? işte değil, yıkanma alanı, yani yıkanma Yani alanı. Kırkpınar'ın geleneğine yakışan bir şekilde mi şartlar? Değil. Yani yakışan bir şey. Şimdi baş pehlivanlar orada yani kalma, konaklama sıkıntıları var. Tabi bunlar herkes dile getirmiyor da yani Evet. getirecek bir konu aslında. Evet. Yani orada güreşçilerin daha huzurlu, daha ortam, Stabil. sakin yerlerde istirahat etmeleri lazım. Dinlenmeleri Tabi lazım. dinlenmeleri lazım. Onunla ilgili hassas tabi bunu federasyon başkanımız Ahmet Taşçı ustamız. Bunlarla ilgili görüşmeler yaparlar umarım. Tabi bu sözde kalmaz. Yani yaparlarsa. İcrata Tabi dökülmesi yansırsa gerekirse. yansımıyor. Evet. Devamlı konuşuluyor ama. İnşallah iyi şeyler, güzel günler Türk güreşini bekliyor. Evet Hem inşallah. Kırkpınar olsun, yağlı güreş Bunlar olsun, olsun. minder ve karakoca Tabi güreşleri yani olsun şu sevgili izleyiciler. 2-3 senedir daha çok mesela katılım oranı daha yüksek. Evet. İlgi mesela TRT 3'ün yayınladığı Künde programı. Evet. Buradan tabi Gökhan Günaydın'a da selamlarımı yolluyorum. Hani Evet, o değerli çok sağ meslektaşım Gökhan olsun. Günaydın'a da saygılarımızı Evet. iletelim, sevgilerimizi O gönderelim. çok Onun yanında hassas. Mehmet Çelik var, Evet. Tek Rumeli, Evet. Rumeli TV, Özcan Başgül, Evet Gazanfer yani abi var, değil mi? Gazanfer abi Akdeniz TV. ustamız Yeni Gün TV güzel olarak yayınlar biliyoruz. yapıyor. Evet. Gerçekten. Biz de burada bir Evet. böyle bir güreşle ilgili sizin sayenizde programlarda işte dertleri, sıkıntıları paylaşmaya. Peki, nasıl başlanır yağlı güreşe? Kimler yağlı güreş yapabilir? Yaş sınırı var mı? Sizce yani kaç yaşından sonra güreşe başlanılmalı? Şimdi yağlı güreş olarak tabii bunun altyapısında minder Evet. yatıyor. 11 ile 12 yaş arası mindere yani uygun bir yaş oranı. Daha öncesi zaten olmuyor. Doktor raporu oluyor. İşte sıkıntılı bir dönem. Süreç. Onun dışında işte oradaki çocuğun gelişimle ilgili. Evet. Yani tabii bu önce minderle başlanıyor. Minderdeki düzeyine göre. Sonra tabii yağlı güreşi seçen oluyor. Yağlı güreşe başlayan bunu öğrenmek için tabii burada biz bunun şeyini yapmak istiyoruz. Yani böyle bir okulu gibi. Yani bir yağlı güreş eğitim merkezi gibi mi? Evet düşünüyoruz ama işte bunu tabii Bu da Türkiye'de bir ilk olur. ilk olur. Tabii olursa yani Olursa. yapabilirsek bunu tabii İnşallah. Gençlik Spor İl Müdürümüz Metin Buradan bir Kaplan Bey'le de Metin Bey'e de görüşecek. seslenmiş Tabii olalım o zaman, eski bir güreşçi sesleniriz. olarak.
Bir yağlı güreş eğitim merkezi. Onları söyleyeceğiz. Tabii ki yapılması gereken şeyler bunlar. Burada tabii canlanması lazım. Buradan hani belediye başkanımız Evet. Aziz Sayın Aziz Kocabey, Kocaoğlu'na. evet. Onun da Şimdi güreşe o çok da büyük tabii destekleri var. Tokat Erbağlı. Evet. Ben babasıyla da oturup konuştum. Onunla da muhabbet ettik, sohbet ettik. Güreş seven birisi. İnşallah o da bizim burada ben büyük bir yağlı güreş düzenlenmesini, yani organize İzmir'e yakışır edilmesini. bir İzmir'e şekilde. yakışır tabii Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri. bizim bütün Ege'nin incisi. büyük şehirlerin yağlı güreş Evet. takımı var. Evet. Ankara'da Yani var. takımı var, İstanbul'da var. İstanbul'da var, Antalya Antalya'da var. var. Antalya'da bazı Değil mi? belediyeleri Tabii. var zannedersin, değil mi? İzmit'te var. Hı. Belediyelerin var. Yani ilçelerin bile takımları var. Tabii bizim büyük şehir İzmir. Biz tabii ki görüşemedik. Randevu aldım ben. Randevuları yani denk gelmedi. Program olmadı galiba. Bu konuyla ilgili görüşmek talep ettim. İnşallah buradan basın Söyledim. Evet, danışmanları bizi inşallah duyar. duyarlar. Ve siz bir projeyle giderseniz Yani bunu değerlendirip hayata ben geçirirler. olmasını isterim. Evet. Olursa Biz de Türk seviniriz. güreşine Büyük katkı faydamız da sağlar. olur. Kendisinin de katkısı olur. Seven Evet. birisi. Evet. Yani biz her sene Erbağ'a, Tokat Erbağ'a güreşe gidiyoruz. Yağlı güreşler, büyük güreşler oluyor orada. Mehmet abimiz yapıyor. Mehmet Balcı ve Mehmet Özdilek. İzmir'de hangi yerlerde büyük güreşler oluyor? Yani İzmir'de yapılan yağlı güreşler var. Bunu biz biliyoruz ama Evet, ne şimdi konumda? Kimler geliyor? 2 senedir Biraz Ulukent'te oluyor. Menemen Ulukent'te. bahset. Buraya tabii baya biz şimdi 60 tane 60 veya 62 tane başpehlivanımız var. 50-55 tanesi geliyor. Yani %90'a geliyor tabii yani. geliyor. Menemen Belediye Başkanı seviyor güreşi. Evet. Orada bizim Adil Acar diye Adil de arkadaşımız bu var, ciddi çırağımız. manada evet Evet. bu şehir O da planı. seviyor. Onun önderliğinde güzel güreşler oluyor. 2 senedir de baya büyük. Onunla yani helvacı güreşleri var. Alaya bağlandı Evet. burası. Daha önce kendisi yapıyordu. Oradaki helvacı belediye başkanıydı. Alaya işte birleştiler tabii. Şimdi Alaya belediye başkanı düzenliyor. Onun dışında burada öyle büyük güreşlerimiz olmuyor. Eskiden çok oluyordu İzmir'de. İnşallah daha güzel bir Karakucak Bayraklı Belediyesi yaptı. Evet. Sayın Hasan Karadağ. Evet. İnşallah bunların devamı gelir. İlçelerimiz yola çıkarlar. Büyük şehrimiz yapar. İnşallah. Yani yaparsa biz de buradan sevgilerimizi sunarız yani. Halk da takdir Yarın. gösterir. Tabii tabii mutlaka. Geleneksel. Tabii arda arda sorular geliyor. Birçok soru var. İzleyiciler bizi yalnız bırakmıyorlar. Abi seni seviyoruz. Güreş için büyük katkıların var demiş Volkan Taşer. Biz de Volkan'a Sağ buradan olsun. saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz Volkan'cığım. Televizyona çok yakışıyorsunuz Koca Usta demiş Burak Sağ Akın olsun hayranlarınızdan. Burak. Sağ olsunlar. Yağlı Sağ ol. güreşte yaşanan sıkıntılar nelerdir? Malum açık alanda, güneş altında yapılan. Tabii güreş, yağlı güreş güneşin altında Temmuz sıcağında, Ağustos, Haziran bizim sıcakta olan bir spor. Evet. Tabii şimdi bunun zorluğu bu doğal olarak zor bir spor. Yani şimdi efor sarf ediyorsun. Bir kendi sıcaklığın, vücut sıcaklığın var. Bir de rakibin sıcaklığı var. Bu arada tabii kondisyon güreşiyorsun. Yani 100 kilonun üstündeki kişilerle Evet. bir güç Tabii kavgası var. siz o kiloda olduğunuz için öyle. Yoksa Tabii 130 olan var, 140 olan tabii var. yani. Yani şimdi fazla veya eksik olan var. Ama bunlar tabii bir süreç. Herkes çalışıyor, herkes hazırlanıyor. Bu sezonun açılmasını bekliyor. Mesela Nisan itibariyle bizim güreş sezonumuz açılıyor. Zorlu yani Mesela soyunma odaları yağın göze işte ya kaçması yani şimdi bunlar tabii sürenin ne kadar kaç dakika oluyor? Kaç periyottan şimdi 30 oluşuyor? dakika Evet. güreş yapıyoruz. Onları biraz bahsedelim. Evet, 30 dakika. Ondan sonraki 10 dakikada puanlama var. Evet. Tabii burada birbirine üstünlük sağlayamazsa güreşçiler bu uzuyor süreç. Puan alan galip oluyor.
10 dakikanın içinde 2 puan alan olursa galip oluyor. Onun dışında işte dediğim gibi altın puana gidiyor. 10 dakikanın uzamasında bitmesine kim alırsa puanı o galip geliyor. Yağlı güreş böyle bir yani güneşte olan. Mesela bizim yaptığımız spor bizim çok zor yani Çok büyük enerji, efor çok kaybı tabii var. Ama güzellikleri de var, değil mi? tabii çok güzel yani yağlı güreşte Biraz dağ güreşte. uzunalardan, güzelliklerden Şimdi bahsedince dağ uzunlar ve dağ cazgırlar uzunları. benim aklıma geliyor hemen. Yani diğer adıyla salavatçılar. Dağ uzunların güreşçilere etkisi ne? Şimdi davul zurna tabii ki bu güzel Kırkpınar'ın kendine göre özgü çalgı stili var. Evet. Onlar daha yatkın, daha güzel çalıyorlar. O da bir insan güreşirken Coşturuyor mu? coşturuyor. Yani bir şey veriyor. Muhtemelen cenk havaları çalınıyor galiba, değil Tabii mi? tabii yani güreşle ilgili işte Nesli'nden işte Cettin. Bunlar tabii güzel şeyler. Mesela Peki cazgırlar için ne? Mesela cazgırın salavatlaması, tek tek güreşçiyi evet, tanıtması, şimdi seyirciye takdim etmesi. tabii cazgırın çok büyük rolü var Rolü var, değil mi? güreşçide. Tabii şimdi bir insan oraya çıkıyor. Bu kim? Bunu seyirciye en şekilde sunuyor. İşte derecesini anlatıyor. Nereli olduğunu, nasıl güreş yaptığını, işte seni uyarıyor salarken yani sıkı dur, işte rakibin senden güçlü, sen rakibinden güçlü. Yani bunlar önemli unsurlar. Onları salavatlıyor. En Psikolojik sonunda da motivasyon psikolojik tabii hazırlıyor güreşe. yani. Zaten biz peşrefimizi çekiyoruz. Peşrefte de aynı bu süreçte işte yapılan ısınıyoruz. Peşref aslında bir ısınma mı yoksa bir Hem gösteri mi? ısınma hem de bizim Görselliği var. nereden geldiğimiz, ne yaptığımız. Onları Şimdi tabii anlatıyorum. topraktan geldik, toprağa gideriz. Şimdi bunlar atasporunda olan şeyler, yağlı güreşte. Onun dışında bir sporda yok. Bizde ezan okundu mu güreşler durur. Yani bizim böyle bir sporumuz. Hani atasporu Milli ve manevi değerlere çok tabii saygılı, tabii bu çerçeve çok dışına çıkmayan bir spor, yağlı güreş. evet yani şey yoktur. Herkes birbirine saygılıdır. Saygı sever. Efendi, ustasını bilir. Çıraklık, ustalık vardır. Sevgi, saygıyla bu güzellikleri devam ettirmeye Sevgi çalışıyor. saygı deyince sevgili Kalay, Osman Atiker demiş ki güreşi sevmeme tanımama yardımcı olan Evet. Yüksel Ustam Allah yolunu açık etsin inşallah demiş. Sağ olsun Osman'ın Osman. dualarına biz de katılıyoruz. Evet. İnşallah Allah Türk güreşinin önünü açık etsin. İnşallah Osman Öyle diyelim. kardeşimiz de buradan sevgili selamlıyorum. İyi bir arkadaşımız. Çok seviyor da güreşi. Sağ olsun. Babası da seviyor. Peki peşref çekildikten sonra seyirciye doğru bir selamlamanız var. Ben Antalya Elmalı'da buna şahit oldum. Kırkpınar'da da şahit oldum. Seyircilerin çok yoğun tempoyla alkışı var. Pehlivana yoğun sevgi gösterisi var. Bu güreşe başlamadan önce pehlivanı çok etkiliyor mu? Tabii ki Ha, biraz etkiliyor. Şimdi seyirciyi konuşalım. peşrefi seyirci şimdi aslında güreşte çok güzel peşref çeken arkadaşlarımız var. En güzel daha göze hoş. Şaban Yılmaz peşre deyince. Şaban Yılmaz var. İşte Evet. yani Mahmut Kavakçı var. Tamam. Buna benzer 3-5 arkadaşımız var ama tabii bunlar herkes yapamıyor. Hani onlar beceriyor. Ben o kadar çok uğraşamıyorum, beceremiyorum Evet. herhalde. Tabii seyirci de bunu bir katkı seviyor, hoşuna gidiyor. Görsel bir Coşturuyor seni. coşturuyor. Seyirci desteği tabii her zaman için yoğun oluyor. Tabii sen peşrefle de bu işler olmuyor. Güreş Tabii. yani güreşini iyi yaptıktan sonra zaten bir yerde seyirci senin yanında oluyor. Evet. Seviyor, destekliyor. Arzu sen de bu sayede şimdi seyirciye bir şey vermek için orada bir efor, ekstra bir efor sarf ediyorsun tabii ki. Evet. Sevgili Kalay, seyirci demişken biraz seyirciyi de anlatalım. Evet. Kırkpınar, Elmalı ve diğer yağlı güreşlerin seyircileri sabah geliyorlar oraya. Güreşler sabah başlıyor. Kaç saat orada duruyorlar? Yani bir futbol müsabakası gibi değil, değil mi? Tabii ki değil. Bizim şimdi güreşimiz Kırkpınar'da 9.30'da 10 arası başlıyor. Evet. Şimdi bu
Boyların çokluğu nedeniyle, katılımın çokluğu nedeniyle. Yani akşam 6'ya 7'ye kadar sürüyor. Şimdi 6-7'ye kadar da bu seyirciler yani bir yere ayrılmadan aşağı yukarı 10 saat, 12 saat güreş izleyen bir seyircimiz var. Çok büyük. Onlara buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çünkü çok zor bir taraftalar. Yani tamam biz güreşiyoruz. Bizde yani zorluğu çok ama seyircinin şimdi oradaki sıcak yani Temmuz, Ağustos sıcağı öyle bir hafife alınacak bir sıcak değil. Yani gölgede durmuyor çoğu insan. Tabii bizim seyircimiz bizi izliyor. Bizi seviyor, bizi destekliyor. Buradan da çok giden seyirciler var. İzmir'den, işte Manisa'dan. Yani genel olarak dolu oluyor. Oradaki sıkıntılar da oluyor yani seyircilerin kendi açılarından. Ama biz onları Onun dışında çok seviyoruz. coşkulular. Çok coşkular yani çok seviyorlar. Peki bana Güreş tabii seviyorlar. genç nesilden de var seven katılım. Eskiden daha yaşlı oran çoktu. Şimdi az daha böyle gençlerimiz de hevesleniyor. İnşallah Güreş İzliyorlar. Federasyon Başkanı Hamza Yerlikaya'nın da başkanlık koltuğuna Katkıları oturmasından evet. sonra daha Daha da hızlanacak zannedersem bu evet süreç. yani Minder'e de bir katkısı bir şeyi Hamza Yerlikaya'nın sayın başkanımızın. Büyük olumlu. Olacak yani. Şimdi zaten bu turnuva oldu. Yaşar Doğu'da işte bu gelen O Yaşar Doğu'ya gelmeden önce şu hazır seyirciye kadar gelmişken, seyircinin coşkusuna gelmişken, evet. sizin 2008'de 647. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 3. oldunuz siz. Evet. Malum orada. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu başarı öyküsünü bir Tabii anlatır mısınız? şimdi Kolay değil bu yani. çok tabii biz 50 o zaman 2008'de 55 kişiydik. Tabii 55 kişiden orada 3. oldum ben yani derece yaptım. Tabii ilk 8 kişi kaldım cumartesi günü. Pazara kaldık. Pazar günü Hafız Lütfü amcam var benim Gönmarmara'dan. O aradı cumartesi akşamı. Anladım. Evet. Yani Yani güreşten bir gece evet yani gecesi şey mi? tabii şimdi cumartesi günü aradı. Evet. Pazar günü ben işte 8'e kaldık. Güreşeceğiz tabii. Onun akşam işte cumartesi günü aradı beni. Dedi oğlum işte rüyanda gördüm dedi. Sen dedi derece yapacaksın dedi. Ben yani ona da malum olmuş. Ağlayarak söyledi tabii bunu. Allah razı olsun bundan. Ona da saygı Evet. sevgilerimizi iletiyoruz. Gölmarmara'da da. Gölmarmara'ya Evet. Çok seviyor. selamlarımızı Hacı Lütfü Düzova. Yani o orada bana motive olarak yani çok bir güzel destek oldu. Sağ olsun Allah razı olsun. Ben de tabii o orada şimdi 8 kişi de Fatih Atlı ile yaptım. Fatih Atlı da çok iyi bir Samsun'dan tabii. göndeririz. Samsun üniversitelerinden. Çok iyiydi yani çok hazırdı. Biz de tabii kendimizi burada Mükerrem'le beraber çalışarak işte diğer arkadaşlarımız var. Onlarla beraber hazırlandık. Gittik tabii ki. Biz de bir emeğimizin karşılığını aldık. Derece yaptık. Tabii buraya İzmir'e derece İzmir'e Cumhuriyet tarihinde evet ben ilk. ilkim. İlk. Şimdi tabii rahmetli Karali var ama onlar tabii ki bizim geldik. Biz burada derece yaptık. Ben Manisa Salihliyim. Evet. Ama İzmir'deyim. İzmir Tekel Güreş Kulübü'ndeydik. Şu anda Senelerdir. hangi kulüp adına güreşlere Şimdi çıkıyorsunuz? Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Evet. lisansımız orada. Vay, Mükerrem Kıyı ile o ikimiz. kulübün baş pehlivanı olarak. Tabii baş pehlivan olarak. Onları her yerde reklamını yapıyoruz. Onlar Cazgırlar da yine bizi devrede. Evet. tabii destekliyorlar. Metin abimizin ismini Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ismini anons ettiriyoruz. Bize katkıları çok sağ olsun. Teşekkür ederiz buradan sizin aracılığınızla. Evet 2008'de böyle bir süreç yaşadık. O da çok güzel, çok anlamlı, çok büyük. Yani her baş pehlivanın yaşamak istediği, yani rüyasında olan bir onur yani gurur. Ama Paye. herkese nasip eder. Büyük bir paye değil mi? İyi güç. Çok yani. Şimdi düşünün orada 55 kişisiniz.
Şimdi 62 kişi atmış öne olması lazım. Yani bundan yani orada derece yapmak herkese nasip olmuyor. Herkesin oradaki konumu farklı. Herkes kendine göre hazırlanıyor gidiyor ama bir sene çalışıyor. Bir hatası orada mesela. Ben 2009'da yine ikinci turda Osman Aynur'la yaptım. O senede işte ayağımdan bir sakatlık vardı. Sıkıntılı bir üstüne geldi yani o senenin. Halbuki o sene de çok iyiydi. Daha güzel şeyler olurdu. Üst üste böyle bir süreç Uzun yaşadık. bir sakatlık süreci Tabii geçirdiniz. geçirdik, öyle gittik. Tabii bunu herkese de anlatılmıyor. İzah edilmiyor. Karşıdan değişik görünüyor. 2010'da da kulak zarımdan ameliyat oldum. O da çok büyük bir beni yani psikolojik olarak da çok etkiledi. Çok zor toparladım. Çünkü baya bir 4,5 saat ameliyatta kaldım. Yani Yani uzun bir ameliyat süresi tabii. çok ameliyat uzun sürdü. Süreci uzun sürdü. Geçmesi falan. Tabi bir de tedirgin oluyorsun. Biz nedense eksik olmuyor. Daha Hani bir daha yenilecek yenilecek mi diye. miyim? Evet, tedirgin oluyorsunuz. Evet. Çok geçmiş olsun dileklerimizle. Sağ olun. Ama bu yıl hazırsınız. Tabii, bu İyi sene hazırlanıyorsunuz. evet Peki hazırlanıyorum. bu 2008'de sizi dereceye götüren yol arkadaşlarınız kimlerdi? Onlara da buradan Tabii oradan bir şeyler bizim söylemek ister evet misiniz? tabii buradan Onlardan bahsedelim. Çünkü tek başına evet gidilmiyor. tabii gidilmiyor işte bizim dediğim gibi Mükerrem Kıyı başpehlivan arkadaşım ondan sonra Sezen Karaman Mehmet Sert Mustafa Koca bunlar başaltı İzmir'de yapan senelerdir yani kendi dereceler olan iyi güreşenler işte Ali Şener bizim o da benim çırağım benim senelerdir yanımda. Manisa'dan da gelenler var. Hüseyin Tabii İyican'dan. Manisa'dan onlar o seneler yoktu. Ha, onlar yoktu o seneler. O seneler yoktu. Sonraki senelerde işte Hüseyin İyican. Tabii bunlar benim yanımdaydı devamlı da. Mesela Hakan Çalışır. Ali Gökçen, Enver Erişte. Bunlar hep arkadaşımız. Devamlı bunlar bir beraber yaşadık. Ama şeyimiz birdi. Orada tabii bize nasip oldu. Allah bize nasip etti. Çalıştık. Mesela Mükerrem'in yeğeni Eyüp Kıyı orada küçük orta küçük boyda birinci oldu. O yıl derece yılıydı yani İzmir. Tabii canım yani güzel geçti. O da bu seneye hazırlanıyor. İnşallah o da daha da iyi olur. Yani böyle bizim sürecimiz böyle geçti. Böyle Tabii gitti diye. beraber hazırlandık, beraber ettik, beraber paylaştık. Orada güzel anılarımız oldu. Sevindik hepimiz beraber. Sayın Kalay, son günlerde yapılan bir tartışma var. Edirne Belediye Başkanı Sayın Hamdi Sedefçi'nin bir açıklaması var. Kırkpınar'a isim sponsorluğu ile ilgili. Sizce bu olmalı mı? Ya şimdi Kırkpınar orada belediyeye ait değil yani bu adı üstünde tarihi Kırkpınar. Bu bir isim hakkı yani satılıp şimdi zaten orada A Kırkpınar'da A olunuyor. Evet. A'da bir ayrı bir Ağlık sistemi bedel var. sistemi var. Tabii burada güreşle ilgili yani başka sorunlar varken isim hakkıyla Bunlarla uğraşmamız lazım. uğraşılmaz yani uğraşmaları da doğru değil. Yani burada bir federasyon güreşim federasyon var. Federasyon başkanı var. Kurulu var, Peki yöneticileri siz var. Kırkpınar Başpehlivan olarak başpehlivanlarla istişare edildi mi bu mesele? Yani size soruldu Yani bize mu? sorulmadı. Zaten bu başpehlivanlarla ilgili bu yönetime yani bu şimdi Sayın Hamza Yerlikaya geldiğinden itibaren bu yaşandı. Yani başpehlivanlara sorulmaya başlandı. Daha önce öyle bir şey yoktu. Ansızın alınan kararlar vardı. Yani bir başpehlivanın haberi olmadan her şey değişebiliyordu. İşte kurallar değişiyordu, puanlar değişiyordu. Farklı farklı şeyler yapılıyordu. Çok oynanıyordu. İnşallah bu süreçte daha güzel böyle fikir alışverişi yapılarak düzeleceğini umuyorum yani. Çok güzel. Evet. Şimdi Alemdar Kotan Bey, kendisi biliyorsunuz Erzurum'da veteranlar milli takım için çok ciddi çalışmalar, hazırlıkları var. Alemdar Bey'in size ve bana selamlarını iletmiş, iyi yayınlar dilemiş. Biz de kendisine ve Erzurum'a
Sevgiler, selamlar iletiyoruz. Biz de tabii. Muğla Menteşe yer küpe güreşlerine bekliyoruz demişler. Başpehlivanımız Sayın Yüksel Kalay'ı. Evet. Sorular bu şekilde. Bir de bir sorumuz daha var. Onu da okuyalım. Olimpiyatlarda güreş sporunun kaldırılması nasıl karşılıyorsunuz? Bu bugün haber ajanslarına düşen bir haber. Triatlon kaldırılması beklenilirken son dakikada olimpiyatlarda güreş sporlarının kaldırıldığına dair bir haber var. Fakat bu haber tam manasıyla doğrulanmadı. Varsayalım ki doğrulansa, yani güreş olimpiyatlardan kaldırılsa. Düşünceniz ne olur? Ben bunun doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü daha önceden bu şey bir süreç böyle bir zamanda lanse edildi ama olmadı. Ben zannetmiyorum. Bu bir hatadır. Yani öyle bir şeyin de olacağını inanmıyorum ben buradan cani gönülden. Çünkü yağlı En azından yani olmamasını temenni ediyoruz böyle bir yok. şeyin. Evet, bu Peki güreşimiz. son dakikalarımızın içine girdik. Evet. Siz biraz önce Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Hamza Yerlikaya'nın göreve gelmesinden sonra başpehlivanlara daha çok söz verildiği, artık dinlenilmeye başlanıldığı, Evet. istişarenin olduğu, daha yoğun fikir alışverişlerinin olduğunu söylediniz. Evet. Doğru mu anladım? Doğru. Ben Antalya'daki 90. yıl istişare toplantısına katıldığımda orada yağlı güreş organizatörü Sayın Volkan Bulut bir proje ortaya sundu. Dedi ki 8 etaptan oluşan bir yağlı güreş turnuvası düzenlemek istiyorum. Ve bunun bir tek şampiyonu olacak dedi. Yani büyük bir finalle bunu bitireceğiz Evet. dedi. Büyük bir ana sponsor. Yine büyük belediyeler, güreşi düzenleyen büyük belediyeler kendi bütçelerinden yatırdıkları parayı yatıracaklar. Ve bir havuz oluşup bunu yağlı güreş yapan başpehlivanlara ve Türk güreşinin altyapısına harcayacağız diye bir açıklaması var. Böyle bir projesi var. Valla bu Ve bu proje proje şey mahkes buldu yani. Büyük yani alkış aldı. evet güzel ama şimdi şöyle bir şey bunun dönemi güzel seçilmesi lazım. Şimdi bu yaz döneminde olur mu? Ya da kışın mı olur? O süreç önemli. Yani şimdi sezonda zaten 150 güreş oluyor. Tabii şimdi buradaki bu diyelim ki olduğunu farz edelim yazın. Şimdi öbür güreşlerin önüne geçer. Öbür güreş yani güreşler biraz daha baltalanmış olur. Şimdi bu farklı bir kulvar. Bu peki salonda mı yapılsa, kışın mı yapılsa daha etkili Yani böyle olur? bir turnuvası bu. Yani belirli sayıda güreşçiler katılacaksa tabii ki bunun bir barajı olacak Tabii. büyük ihtimal. Tabii bunu federasyon başkanımız Sayın Hamza Yerlikaya da Değerlendirilir. değerlendirir. Yönetim Daha güzel kurulu. bir fikir alışverişi olur. Siz başpehlivan olarak yağlı güreşin salonda yapılmasına taraftar mısınız? Yani yazın Yani gerekli materyaller yaz sağlanırsa, yani o sağlanırsa zemin kışın olabilir de kışın. yazın Kışın. olmaz tabii. Yazın çünkü bunun ayenki farklı. Çünkü Dışarıda, çimde, açık havada. federasyon başkanımızın bir açıklaması var. Diyor ki yağlı güreşi 12 ay yapacağız diyor. Demek ki Senenin 12 bu ayı. benim dediğim gibi Evet. Sayın Federasyon Başkanımız da öyle düşünüyor. Kışa da bir proje hazırlıyordur. Yani düşünüyordur. Evet. İnşallah Katkılarından hayata dolayı teşekkür geçirir. ederiz tüm güreş Evet. Ben de buradan. severlere. Evet, son dakikalarımıza girdik. Son olarak yağlı güreş camiasına, Türk güreş camiasına ve güreş severlere söylemek istediğiniz bir Tabii şeyler var mı? tabii ki var Toparlamak sizin gerekirse. sayenizde. Şimdi bizim sezonumuz Nisan ayında başlıyor. Açılıyor. Açılıyor. İnşallah bütün buradan güreşçi arkadaşlarıma, başpehlivanlara kazasız yani Sakatlanmadan. tabii güzel böyle kardeş içinde, dostluk içinde, kavgasız, dövüşsüz bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Seyircilerin de bize olan sevgilerini yani desteklerini bizden esirgemesinler. Onlar da Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hepsini ayrı ayrı ellerinden öperim. Evet, Evet. bizler size programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Evet teşekkür sevgili ederim. izleyenler, bu haftaki konuğumuz Sayın Yüksel Kalay, Kırkpınar tarihi güreşlerinin baş pehlivanlarından bizi yalnız bırakmadı. Sizler de bizi sabırla izlediniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyor. Bir sonraki programda birlikte olmak dileğiyle diyorum. Saygılar sunuyorum.